Dostlar hocam kanalından hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Coğrafya sorularla full tekrar kampında 14. gündeyiz ve 14. günde ülkelerin gelişmiş seviyelerine bakacağız. Aynı zamanda uluslararası örgütlerle ilgili sorular çözeceğiz. Hadi bakalım 3 adım niteliğinde birinci adım ilk soruyla beraber başlayalım. Tabi siz daha önceki yayınlara kanalımızın oynatma listelerinden ulaşabilir, bunların hepsine erişebilirsiniz. Yine kanalımızda tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürüne ait konu ve soru videolarına erişmeniz mümkün. Hadi bakalım gelsin ilk soru. Aşağıdakilerden hangisi bölgesel örgütlerdendir deniliyor? NATO, Birleşik Milletler, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve işte petrol özellikle üretici olan ülkelerin bulunmuş olduğu OPEC. Dikkat ederseniz bölgesel seviyede alınıyor. Yani sadece bir bölgeyi ilgilendiren, bu da bizim için Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'dır. Karadeniz ve çevresindeki ülkelerin ekonomik işbirliği alanında oluşturmuş olduğu bir teşkilat niteliğidir. Diğerleri uluslararası düzeydedir. C seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Aşağıdakilerden hangisi küresel bir örgüt olan Greenpeace'in başlıca amaçlarından biri değil deniliyor. Şimdi Greenpeace, yeşil barış, nükleer silahlanmaya son verilmesi, okyanus ve ormanların korunması, ticari amaçlı balina avının yasaklanması, savaşların önlenmesine esasen böyle doğanın barışına hedefleyen bir örgütlenme niteliğidir. Ama fosil yakıt kullanımının artırılması böyle bir örgüt için olabilir mi? Doğayı korumaya çalışıyorlar. Halbuki fosil yakıt kullanımının artırılması doğaya zarar verir. O zaman bu olmaz. Diyor ki NATO ile ilgili sorulan yukarıdaki sorulardan hangisinin cevabı yanlış olarak verilmiştir deniliyor. Bakalım. Şimdi NATO hangi yıl kuruldu? 1949 yılında. Doğru. Birincisi. NATO'nun kuruluş anlaşması hangi ülkede imzalandı? Amerika Birleşik Devletleri'nde. Doğru. NATO'nun merkezi Belçika'dadır. Tamam, doğru. Brüksel'de. Türkiye NATO'ya hangi yıl katıldı? Kore Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz buraya dahil olmuş 1952 yılında Yunanistan'la beraber. Doğru. NATO'nun ilk müdahalesi nereye olmuştur deniliyor? Afganistan burada seçenekler içinde verilmiş. Her ne kadar böyle soğuk savaş döneminde Ruslarla Amerikalılar arasında büyük problemler olmuş olsa da hani soğuk savaş döneminde NATO tarafından hiçbir askeri operasyon gerçekleştirilmemiştir. Soğuk savaş sona erdikten sonra özellikle ilk operasyonlarda 90'lı 91'li yıllarda İran Kuveyt'i işgali nedeniyle yapılacaktır. Bu yüzden hani buradaki Afganistan ifadesi bizim için hatalı. Gelelim bir sonraki soruya. Çoğunlukla Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya gibi Müslüman üyelere sahip olan Birleşmiş Milletler'de daimi olarak temsil edilen uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Bu bizim için İslam İşbirliği Teşkilatı'dır. Dikkat edersin Müslüman ülkeler denilmiş burada. Bu yüzden İslam İşbirliği Teşkilatı bu bağlama alınır. Devam. Ülkelerin ekonomisinde ön plana çıkan sektörler gelişmiş düzeylerine göre farklılaşmaktadır. Buna göre gibi özelliklerden hangileri bir ülkenin ekonomisinde tarım faaliyetlerinin ön planda olduğunun göstergelerinden biri değildir. Şimdi önce şunu bilmemiz lazım. Bir ülkenin ekonomisinde tarım ön plandaysa hani gelişmişlik seviyesi düşüktür. İhracatında tarım ürünleri payı fazla olabilir. Gelişmemiş ülkelerde bu vardır. Birim alandan elde edilen verim yüksek olan ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Bunlarda da tarım ön planda değil. Çalışan nüfusun büyük bölümü birincil faaliyetlerde işte tarım, balıkçılık, hayvancılık, ormancılık gibi faaliyetlerde çalışıyorsa hani gelişmişlik seviyesi düşüktür. O zaman bu da olabilir. Tarım ürünü çeşidinin fazla olması, bu da yine gelişmiş ülkelerde görülebilen unsurlardan biridir. O zaman 2-4 burada söylenemez. 1-3 hani ülke ekonomisinde tarımın ön planda olduğu gelişmemiş seviyedeki ülkelerde söylenebilir. D seçeneği sorumun doğru cevabı. Az gelişmiş ülkelerde uygulanan ekstantif tarım yani geleneksel tarım metodundan dolayı birim alandan elde edilen verim düşüktür. Buna bağlı olarak üretim miktarları da yıllara göre özellikle doğal faktöre bağlı olduğundan dalgalanmalara sebebiyet verir. Peki buna göre verilen ülkelerden hangi ikisinde birim alandan elde edilen verimin diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir? O zaman gelişmiş ülkelere doğru gidelim burada. Bizim için Amerika gelişmiş, Fransa gelişmiş, Nijerya ve Sudan gelişmemiş. O zaman 2 ve 4 E seçeneği doğru cevap olur. Birinci adımın son sorusu bir dünya haritası var bizim için. Diyor ki yukarıdaki haritada işaretli alanların hangisinde intensif tarım yöntemleri diğerlerine göre daha fazla uygulanmaktadır? İntensif modern tarım metodudur. Modern tarım da gelişmiş ülkelerde olur. Burada Batı Avrupa verilmiş bakın gelişmiş bölge olarak. Yani ne işte Orta Amerika'ya doğru giden bölge, ne Kuzey Afrika bölgesi, ne Arabistan, ne de Endonezya'nın bulmuş olduğu yer Avrupa kadar gelişmemiştir. Bu yüzden A seçeneği doğru cevap. İkinci adım sorularına gelelim.
İkinci adımın birinci sorusunda diyor ki aşağıdaki uygulamalardan hangisi ekstantif tarım uygulayan ülkelere ait bir özelliktir? Ekstantif tarım geleneksel tarımdır. Geleneksel tarım uygulayan ülkeler sulama, gübreleme, tohum ıslahına önem vermez. Üretim ihtiyacından çok ihracata yöneliktir deniliyor. Hayır, daha çok kendi ihtiyacına yöneliktir. Birim alandan alınan ürün miktarı azdır. Çevresel etkilerin tarıma etkisi maksimumdur bu gibi yerlerde. Bu yüzden üretimde de dalgalanmalar meydana gelir. Tarımda çalışan nüfus oranı fazladır bu gibi yerlerde. Ona ait bir özellik dediği için E seçeneği doğrudur. Yukarıda hangi örgütten söz edilmiş deniliyor? Bakalım. Örgüt 92 yılında İstanbul'da kurulmuş. Türkiye'nin önderliğinde. 90'da başlayan bu gelişim Türkiye, Rusya, Romanya, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna ve Bulgaristan imzasıyla resmileşmiş. Bu ülkenin yanı sıra Yunanistan Arnavutluk'ta kurucu üyeler arasında. Ancak günümüzde özellikle Azerbaycan ve Ermenistan'ın arasında yaşamış olduğu problemlerden ötürü ki günümüzde de bir tane daha var aktif olarak Rusya ve Ukrayna arasında da savaş var. Örgütün aktif işlevine minimalize ediyor. Sıkıntıya uğratıyor öyle söyleyelim. Hangi örgüt bu? Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı. B seçeneği doğru cevap. Devam. Bir sonraki soru gelsin. Aşağıdaki tabloda bazı özellikleri bilen X ve Y ülkelerinin toplam nüfusları, ikili dikili arazileri ve yetiştirdikleri tarım ürünleri birbirine benzemektedir deniliyor. Peki tablodaki bilgilere göre ülkelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Şimdi dikkat ederseniz ülke X hektar başına alınan ürün 18 bin ton. Tarımda çalışan insan sayısı 3 milyon. Traktör 600 bin. Ekonomideki payı 3. Ama Y ülkesine baktığımız zaman 30 milyon insan. Yani X ülkesinin 10 katı insan çalışıyor. Ama neredeyse 6 katı az ürün elde ediyorsun. Traktörün de az ama ülke tamamen tarıma dayalı. O zaman burası bizim için gelişmiş. Burası gelişmemiş. Tamam mı? Peki hangisi söylenemez bakalım. Y'de geleneksel tarım metodu gelişmemişse doğru. X'de teknolojik ve bilim ön planda gelişmişse doğru. Y'de tarım ürünü ihracatı daha fazla deniliyor. Halbuki daha çok ihtiyaca yönelik olarak yapılır gelişmemiş ülkelerde. Bu olmaz. Y'de insan gücüne dayalı bir tarım var. Çünkü bak dikkat et. Yani neredeyse 30 milyon insan yaşıyor zaten burada. Çalışıyor zaten burada. X ve Y ülkelerin gelişmiş düzeyde birbirinden farklı. Biri gelişmiş, biri gelişmemiş dedik. C seçeneği doğru cevap. Şimdi yukarıdaki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşılaştırdığı bir tablo var. Ve Merve bir de yerde hata yapmış. Peki bu hata numaralar ve harfler ile gösterilmiş maddelerden hangilerinin karşılıklı değiştirilmesi düzeltilebilir deniliyor. Bakalım. Şimdi gelişmiş ülkelerin özellikleri ve gelişmekte olan ülkelerin özellikleri deniliyor. Tek tek kontrol edelim burada. Şimdi kişi başına düşen milli gelir gelişmiş ülkelerde yüksek, burada düşüktür. Doğru. Nüfus artış hızı düşük, yüksektir. Doğru. Enerji tüketimi fazla, enerji tüketimi azdır. Buradaki eşleştirmede hata var. Doğum ölüm oranı düşük, doğum ölüm oranı yüksek. Nitelikli iş gücü fazla, nitelikli iş gücü az. 3'te hata var. 3 ile C. Burada yer değiştirirse tablo doğru. Bir sonraki sorumuz gelsin. Yukarıda verilen uluslararası örgütlerden hangileri bölgesel örgüt olma özelliği taşır? Bölgesel bakacağız. Şimdi küresel Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği denilmiş. Bak adı üzerinde Avrupa Birliği. Bir bölgeyi nitelik alanına alıyor. Bölgesel. İslam İşbirliği bizim için küresel. Bağımsız Devletler Topluluğu ve Ekonomik İşbirliği Kalkınma Örgütü diğer seçenekler de var. Bağımsız Devletler Topluluğu da özellikle Rusya'dan kopan, yani o Sovyet Rusya'dan ayrılan devletlerin oluşturmuş olduğu bir topluluktur. Belli bir bölge ve alanı kapsamaktadır. Bu yüzden bölgesel özelliği taşır. Ekonomik İşbirliği Kalkınma Örgütü ise o burada küresel niteliktedir. 2 ve 4 D seçeneği, C seçeneği sorunun doğru cevabı. Buraya bakalım. Küresel ve bölgesel örgütler verilmiş. Ve diyor ki yanlışın giderilmesi için hangi iki örgütün yeri değiştirilecek? Şimdi bakın küresel diyor. Ama burada bir Avrupa Birliği var. Hemen gözüme çarptı. Bölgesel diyor. Bölgeselde de adam oraya koskoca ne vermiş? Bir Dünya Bankası vermiş. Adı üzerinde Dünya Bankası. Biraz kolay olmuş değil mi? Şu ikisinin yer değiştirmesi gerekir. Böyle bir değişimi de tablo doğrudur. Bir sonraki soruya bakalım. Aşağıda verilen uluslararası örgütlerden hangisinin özelliği yukarıda yer almamaktadır deniliyor bakalım. Rus işgali ve
üye ülkelerin dıştan gelecek tehlikelere karşı korunması amacıyla kurulan askeri örgüt NATO. 71 yılında kurulmuş uluslararası bir çevre örgütü, sadece üyelerin maddi desteğini kabul eden Yeşil Barış, Greenpeace. Dünyadaki petrolün büyük çoğunluğuna sahip ülkelerin 60 yılında kurmuş olduğu, dünya petrol üretimi ve satışına dair kararların alındığı OPEC'tir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarından sonra Amerika'nın Avrupa ülkelerine ekonomik desteği doğrudan değil, hani bir kuruluş aracılığıyla yaptığı kuruluş ise IMF'tir burada. Burada OECD ile ilgili bir bilgi yer almıyor. C seçeneği sorumun doğru cevabı. Gelelim üçüncü adıma. Aşağıdaki örgütlerden hangisinin böyle bir süreçten geçerek oluştuğu söylenemez deniliyor. Bakın, 20. yüzyılda yaşanan İki Dünya Savaşı ve 1950-90 yılları arasında yaşanan Soğuk Savaş ya da farklı zamanlarda ekonomik, siyasi veya askeri alanlarda görülen uygulamalar, ülkeleri bölgesel ya da küresel çapta bir araya getirerek işbirliği yapmaya zorlamıştır. Bu işbirliğine dayalı olarak dünya üzerinde farklı ülkelerin oluştuğu küresel veya bölgesel ölçekte örgütler kurulur. Peki bu örgütler mahiyetine baktığımız zaman, dikkat ederseniz Soğuk Savaş, küresel işbirliği vesaire diyor. Birleşmiş Milletler bu mahiyette var. NATO, OPEC, Avrupa Birliği, ekonomik, askeri ve bölgesel küresel nitelikteki her unsur alır. Ama Greenpeace hani gönüllü üyelerin oluşturmuş olduğu, dünyada tamamen doğal varlığı ve yaşamı korumayla ilgilidir. Bu niteliklerle ilgili değil. Bu yüzden buraya almazsın. Aşağıda küresel örgütün kuruluş amaçlarından bazıları verilmiş ve bu örgütün hangisi olduğu soruluyor. Bakın, ülkeleri kendi kendine yetecek ekonomik gelişme ve istihdam sağlama, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmasını destekleme ve uluslararası ticareti geliştirme. Bak, ekonomi, ticaret, istihdam. Şimdi Birleşmiş Milletler değil, işin ekonomik boyutu var. İslam İşbirliği değil, petrol ihraç eden değil, NATO'da değil. Ve burada işin iktisadi boyutu ele alındığından ötürü ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütüdür. Devam. Aşağıdakilerden hangisi bu ölçütlerden biri değil? Ülkenin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde uluslararası kuruluşlar tarafından bir takım ölçütler belirlenmiş ve bunların bir takımı ekonomik, bazısı sosyal ve kültürel nitelikte. Peki bu ölçütler arasında yeraltı ve su kaynaklarının rezervi yok. Önemli olan bir rezerve sahip olmak değildir. O rezervi işletebilmektir. Zenginliğini bu gösterir. Yani kalkınma ve nitelikli insan sayını gösteriyor çünkü bu. Yoksa mesela Afrika'da birçok ülkenin rezerv bakımından zenginliği var. Ama bu ülkeler dünyada söz sahibi ülkeler. Hayır. Temel hak ve özgürlüklere sahip olma düzeyi var. Ülkelerde üretilen mal ve hizmetlerin değeri var. İhracata konu olan ürünlerin ekonomik değeri var. Sağlık ve eğitim hizmetinin yeterlilik sorunları var. A yoktur. Devam. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkenin sanayileşme sürecinde yaşanan özelliklerinden biri değildir deniliyor. Bakın, Avrupa Birliği'nin ve gelişmiş 8'in önemli ülkelerinden biri olan Almanya'da sanayileşme 19. yüzyılın ilk çeyreğiyle birlikte başlamıştır. Almanya bu süreçte günümüzün önemli sanayi ülkelerinden biri haline gelmiştir deniliyor. Peki hangisi bu süreçten biri değil diyor. Sürecin başında özellikle İngiltere'den ve diğer ülkelerden ithal edilen makinelerin taklit etmiş olması denilmiş. Evet, var. Gümrük vergilerini yüksek tutarak ülkenin yerli üretimine katkı sağlamışlar. Sanayileşi gelişmişler. Var. Kömür madenleri kullanarak demir, çelik üretimine önem vermiş ve demir yollarını geliştirmişler. Var. Sanayi teşvik edilerek teknik eğitime önem vermiş, teknolojide ilerleme sağlanmış. Almanya için hepsi söylenebildi şu ana kadar. Sürecin başından itibaren sanayi yatırımlarının devlet üstlenmiş, özel sektörün yatırım yapmasına izin verilmemiş. Bak, sadece devlete bunu yapmaya çalışırsan olmaz. Mesela Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde biz böyle yapmaya çalıştık. Her ne kadar özel sektörde gelişmeye çalıştırdık teşvik sanayiyle ama olmadı. Olmadığı için de çok büyük sanayileşme ülkemizde olmadı. Bu yüzden E seçeneği mümkün değil. Şimdi yukarıdaki örgütlerin hangilerinde üye ülkelerin ekonomik işbirliğini arttırmak ve ekonomik çıkarlarını korumak amaçları bulunmaktadır deniliyor. Bakalım. Şimdi Kuzey Atlantik Anlaşması'nın temel gayesi biraz askeri örgütlenmedir. Hani ekonomik işbirliği ve çıkar ön planda değil burada. Ama petrol ihraç eden ülkelerde yani OPEC'te ve bağımsız devletler topluluğunda temel gaye ve amaç budur. Bu yüzden 2-3-E seçeneği doğru cevap. Bu amaçlar doğrultusunda 92 yılında İstanbul'da kurulan örgüt deniliyor. Bakalım. Bazı ülkeler siyasi, askeri, ekonomik açıdan işbirliği yaparak kimi örgütlerin kurulmasını sağlamış ve örgütlerin yani bir kısmının ortak amacı da ülkenin ticari çıkarlarını korumak, ekonomik, bilimsel, teknolojik işbirliği yapmaktır. İstanbul'da 92 yılında
Kimdi bu? Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'ydı. Ve son sorumuz. Kalkınmamış bazı ülkelerde görülen bu durum üzerinde hangisinin etkisi daha fazladır? Ekonomik açıdan yeterince kalkınmamış bazı ülkeler çeşitli ham madde kaynaklarına sahip olmalarına rağmen bunları işleyerek mamul maddeye dönüştürecek sanayileri yetersiz olduğu için ihtiyaç duydukları işlenmiş ürünleri diğer ülkelerden satın alırlar. Peki niye? Çünkü bu ülkeler zayıftır. Yani gelişmemiştir. Gelişmemiş ülkede de niçin hani işlenmiş ürünleri başka ülkelerden alıyorsun? Mesela diyelim ki dışarıda ilaç alıyorsun. İlaç sanayisi ürünleri alıyorsun. Niye? Çünkü senden nitelikli insan yok. İlaç üretecek kimyagerler burada çok fazla değil. İşte motorlu taşıtlar alıyorsun. Niye? Çünkü sende mühendisler çok fazla değil gibi düşün. Tamam mı? Bu doğal kaynakların yetersizliği, nüfus miktarı, yüz ölçümü ya da tarım toprakları ile ilgili değil. Tamamen bu işi bilen insanların varlığı veya yokluğu ile ilgilidir. Bu yüzden C seçeneği sorunun doğru cevabı. Evet. Testimiz burada sona erdi. Gelecek testlerde tekrar görüşmek üzere. Size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hoşçakalın.